Teknoloji Okulu'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte son dönemde düşüşe geçen otomobil fiyatları hakkında konuşacağız. Biliyorsunuz arkadaşlar, önümüzde yeni bir yasa var. Bu yasa gereği güvenlik tedbirlerinden ötürü artık otomobil üreticileri arkadaşlar, geri görüş kamerasına sahip olmayan, şerit takibi olmayan ve çarpışma önleyici ani fren desteği olmayan otomobilleri satamayacaklar. Bu durum hali hazırda galerilerdeki ve otomobil bayilerindeki sıfır otomobillerin satışının önüne geçiyor. Böyle olduğu için hali hazırda otomobil bayileri ellerinde kalan ve bu özelliklere sahip olmayan otomobilleri muhteşem indirimlerle kullanıcılara sunmuş durumdalar. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Genel olarak otomobil alırken biz ne yaparız? Liste fiyatlarına bakarız, değil mi? Bakın, bu şu anda büyük bir yanlış. Otomobilin liste fiyatına bakıyorsunuz. Atıyorum 1.3 milyon. Bayiyi aradığınız zaman arkadaşlar, eğer o bayinin elinde o otomobilden çok fazla varsa ve bu stokları tüketmek zorundaysa 1 milyona kadar iniyorlar arkadaşlar. Bakın, yani 300 bin Türk lirası bir fiyat kırıyorlar. Ama tekrar ediyorum, bu özelliklerin olmadığı donanımlarda. Bunlardan bir tanesi mesela Volkswagen'de arkadaşlar. Benim arkadaşım bizzat direkt aldığı için biliyorum ve bunu sizlere söylüyorum. Kendisi bir Polo aldı. 2023 olması lazım. 2023 model bir Polo aldı. 2024 de olabilir, yalan olmasın. Onu öğrenirim. Ve bu otomobil arkadaşlar, liste fiyatı 1.3 milyon olmasına rağmen 1 milyon Türk lirasına satın aldı. Bayiyi aradı. Bayiyi aradığında bayiyle konuştu ve telefonda konuşarak arkadaşlar son fiyatın 1 milyon 75 bin Türk lirası olacağını söylediler. Daha sonra bayiye gittiğinde biraz daha pazarlıkta bu fiyatı 1 milyon Türk lirasına kadar indirdi. Ha, ne oldu? 1 milyon 75 bin dediklerinde dediler ki işte size şunu hediye ederiz. Biliyorsunuz işte film kaplamadır, kaput kaplamadır, pastacıladır vesairedir. Bu tarz hediyeleri oluyor bayilerin ya da jant hediyeleri oluyor falan. Ama dediler hani bizim arkadaşlar, ben bunları da istemiyorum. O zaman fiyatı 1 milyon Türk lirasına kadar indirdiler. Bu noktada dikkat etmeniz gereken şu. Bakın, şu anda liste fiyatı bu otomobillerin 1 milyon 300 lira falan ya. Sarı siteye girdiğinizde ya da Instagram'daki otomobil ilanı veren sayfalara baktığınızda ikinci el ilanların daha yüksek fiyata verildiğini görüyorsunuz. Burada genel olarak alıcılar şöyle bir yanılgıya düşüyorlar. Ya diyor, bu liste fiyatı 1.300. Ben bu arabayı işte 1 milyon 100'e alayım. İkinci el işte ya daha 10 bin kilometrede vesaire. Ama buradaki asıl hata şu arkadaşlar. Sizin bizzat bayiyi arayıp sormanız lazım. Burada sadece bir tane bayiden de bahsetmiyoruz arkadaşlar. Kaç tane bayi varsa üşenmeyin, arayın. Cidden aralarında çok büyük fiyat farkları oluyor. Mesela az önce söylediğim gibi arkadaşım 1 milyon TL'yi Polo'ya aldı. Mesela başka bir bayi 1 milyon 50'den aşağıya düşmemişti. O ne yaptı? Farklı bayiden 50 bin Türk lirası daha aşağıya aldı bu arabayı. Yani bayiden bayiye de bu noktada önemli farklılıklar karşımıza çıkabiliyor. Eğer şu sıralarda otomobil almayı düşünüyorsanız gerçekten fiyatlar çok uygun diyebiliriz. Tabii ki bir de şu var. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Malum faiz oranları çok yüksek. Şu anda 1 milyonu herhangi bir X bankasına yatırdığınızda arkadaşlar çok ciddi faizler alabiliyorsunuz ki yani 3 ayda en son 150 bin falan alıyordunuz. Bilmiyorum, belki oranlar değişmiştir. Belki oranlar X bankasında, Y bankasında daha farklıdır. Ama şöyle düşündüğümüz zaman yani 1 milyonun neredeyse 50 bin Türk lirası aylık geliri var ki şu anda hali hazırda yani 50 bin Türk lirası maaş alan kişi sayısı bile çok az. Ama sizin 1 milyonunuz varsa o 1 milyon size bankadan her ay 50 bin TL getiri sağlayabiliyor. Şu gerçeği de göz ardı etmemek gerekiyor. Otomobil fiyatları son dönemde neredeyse hiç artmadı arkadaşlar. Yani 3 ay öncesinin fiyatlarıyla karşılaştırdığımızda şu anda daha uygun fiyatlara biz sıfır otomobil alabiliyoruz. Bakın, burada sadece ikinci eli söylemiyoruz. Şu anda bir bayiye gittiğinizde sıfır otomobili de 3 ay öncesinden daha düşük fiyatlara satın alabiliyordunuz. Şunu söyleyeyim size. 3 ay öncesinde sıfır Polo fiyatlarına bakın. Ve o fiyatlarla günümüzde, daha geçen arkadaşım aldı dedim ya 1 milyon. Kıyaslayın, arada bir fark olduğunu göreceksiniz. Ve bu fark gitgide artıyor. Dolayısıyla şu noktada hani otomobil almak ne kadar faydalı, ne kadar mantıklı, bunu düşünebilirsiniz. Bir de şöyle bir gerçek var. Biliyorsunuz önümüzdeki süreçte doların artacağına dair söylentiler var ama arkadaşlar bu söylentiler hani geçmişte de gördük. Şu anda çok gerçeği yansıtmıyor açıkçası. Çünkü neden? İşte 31 Mart'ta biliyorsunuz biz seçime girdik. Bu seçimden sonra doların birden fırlayacağını söylüyorlardı. Ama Haziran ayına girmemize rağmen, yani neredeyse aradan 2-2,5 ay geçmiş olmasına rağmen dolar kurunda hala stabil bir yönet var. Yani 30 Türk liraları seviyesindeydi. 30-33 bandındaydı. Hala baktığımız zaman 30-33 TL bandında olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla şu anda ihtiyacınız yoksa, yani acil bir otomobil ihtiyacınız yoksa, otomobilinizi yenilemek ya da yeni bir otomobil almak mevcut şartlarda
çok da böyle hani mantıklı görünmüyor arkadaşlar. Dolayısıyla eğer otomobil alma niyetiniz varsa, ya bana, benim otomobile çok ihtiyacım var, gerçekten bir otomobil evimin önünde olmalı diyorsanız tabii ki alacaksınız. Bu noktada da dediğim gibi lütfen ikinci el ilanlar yerine önce kafanızda oturttuğunuz otomobil profilinde yer alan bayileri arayın. Bayilerden fiyat alın. Ondan sonra ikinci el ilanlara bakın arkadaşlar. Çünkü hala ikinci el fiyatlarda mantıksız bir skala mevcut. Ve dediğim gibi ikinci el otomobil fiyatları liste fiyatları üzerinden şekilleniyor. Ama bayiye gittiğinizde liste fiyatlarıyla bayi fiyatları arasında çok ciddi farklar var. Bakın size şöyle bir örnek vereyim. Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşım yine Kia'nın Niro elektrikli modelini satın aldı arkadaşlar. Baktığınız zaman liste fiyatı 1.70 yani 1 milyon 720 bin Türk lirasıydı. Ama arkadaşım 1 milyon 450 bin Türk lirasını aldı. Neredeyse hani 300 bin liralık bir indirim uygulandı kendine ki bunun üstüne hediyeler vesaire de verildi. Hediye dediğim araç kaplama yapıldı. İşte koltuklar deri yapıldı, deriye çevrildi vesaire. Yani bu tarz hediyeler de bayi tarafından kendisine verildi ki dediğim gibi neredeyse 300 bin Türk lirasına yakında indirim sağlandı. Burada zaten bayi direkt size şunu diyor gittiğinizde. Ya size şu fiyattan verebilirim diyor. Dolayısıyla bu noktada lütfen karar vermeden önce ki ikinci ellerine baktığınızda bu araçların 1 milyon 600, 1 milyon 500 abuk sabuk fiyatlar. Yani ikinci el sıfırından daha pahalı şu anda hala. O yüzden lütfen arkadaşlar ikinci ele bakmayın. Önce bayileri bir dolaşın. Dediğim gibi otomobil çok da lazım değilse şu anda paranızı otomobile yatırmak yerine ne bileyim faize yatırmak daha mantıklı duruyor. Çünkü artık otomobil eskisi gibi yani bir sene öncesi gibi ya da 1,5 sene öncesi gibi para getiren bir şey değil. Biliyorsunuz bir dönem herkes otomobili bir yatırım amacı olarak gördü. Ama artık böyle bir şey yok arkadaşlar. Evet, ben bu videoda sizlere şu anda içinde bulduğumuz otomobil piyasasını dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Eğer sizin de bu konu hakkında yorumlarınız varsa bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.